Orhan Gazi'den merhaba değerli Çiftçi TV izleyenleri. Bildiğimiz gibi Orhan Gazi 37.si düzenlenen Zeytin Festivali'ne katıldık Çiftçi TV adına. Oradan da Çiftçi TV'ye katkılarından dolayı bir teşekkür ödülü aldık. Zeytinle ilgili yaptığımız yayınlardan dolayı özellikle. Şimdi birinci olan bahçedeyiz. Sizlere bu festivalde birinci ve ikinci olan bahçeleri gezeceğiz. Dursun Karakuş'la birlikte yapılan uygulamalardan bahsedeceğiz ve hasattan bahsedeceğiz. Bizim hep konuştuğumuz bir konu var. Zeytine hasatı yaptıktan sonra arkamızı dönüp gidersek yok yılını çok ciddi acı içerisinde yaşarız. Ama gerekli uygulamaları yaparsak yok yılını kolay atlatırız ve ikinci olan bahçemizdeki örneği göstereceğiz sizlere. Düzgün uygulamalarla 2 yıldır bahçe ikinci seçiliyor. Demek ki 2 yıldır verim alıyor. Nasıl alıyor? Az sonra izleyeceğiz. Evet değerli izleyenler, Bursa Orhan Gazi'deyiz, Dursun Karakuş'la birlikteyiz. Daha önce zeytinde yapılan işlemleri konuşmuştuk. Şimdi ise hasat sezonuna geldik. Hoş geldiniz tekrar programımıza. Siz hoş geldiniz, teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi ödüllü bir bahçedeyiz. Dün 37.si düzenlenen Orhan Gazi Zeytin Festivali yapıldı ve şu an içinde bulunduğumuz bahçede ikincilik ödülü aldı. Daha sonra bahçe sahibiyle konuşacağız bahçeyi. Detaylandıracağız, onlardan da görüşlerini alacağız. Sizin biraz yorumlamanızı isteyeceğim. Program içeriğimizi belirledik aslında programdan önce ama biraz da izleyicilerimize anlatalım isteyeceğiz. Biz daha önce zeytinde yapılan bakım işlemlerini, genel yetiştiricilik sürecini ve yetiştiricilik süresinde yapılan bitki besleme işlemlerini ve ilaçlamaları konuştuk. Şimdi hasata geldik. Hasatta ne gibi konu başlıklarıyla izleyicilerimizle birlikte olacağız? Onları anlatalım isterseniz. Şimdi tabii zeytinde hasat dediğimiz zaman aslında birkaç konu başlığını konuşmamız gerekiyor. Özellikle uygun hasat zamanı önemli bir konu. İkinci ana başlık uygun hasat yöntemi. Üçüncü konu başlığı olarak hasat ettiğimiz ürünlerin bahçemizden bir an evvel sevkiyatının yapılması ve nasıl yapılması gerektiğini anlatırız. Son olarak da aslında benim için en önemli konu bu bahçede de zaten bunu özellikle anlatacağım. Hasat sonrası bitki besin uygulamalarının önemi. Yani bu aslında hasatın içerisinde olan bir konu değil ama hasat sonrası. Tabii hasat sonrası uygulamalar çok önemli. Benim çok önemsediğim, her konuda bahsettiğim bir uygulama özellikle meyvecilikte. Evet. Zeytinde de çok önemli çünkü biliyoruz zeytin perozite yaşayan bir bitki. Ondan dolayı bu bahçede peroziteyi nasıl açtığımızın bir örneği. Evet. Siz de bahsettiniz. Çünkü, i̇ki değil yıl mi? Üst üste bu arkadaş ikinci olan bu sene 37.si düzenlenen Orhan Gazi Zeytin Festivali'nde ikinci olan bir bahçe. Ve bunun üst üste 2 yıl üst üste olması bize periyozitenin aşıldığını gösteriyor. Yani sanıldığı gibi çiftçilerimizin ya da mühendis arkadaşlarımızın konuştuğumuz bir konudur bu periyozite. Sanıldığı gibi çok şiddetli geçmediği, istersek bunu aşabileceğimiz, uygulamalarımızda, bakımlarımızda aşabileceğimizi ispat ettiğimiz bir bahçe. Şimdi izleyicilerimize periyozite dedik ama bunun teknik anlamını konuştuk. Aslında bu bizim bahsettiğimiz, bizim klasik olarak bildiğimiz zeytinde var yılı var ve yok yılı. Ama aslında bu bahçe bize kanıtlıyor ki yok yılı diye bir şey yok. Yok. Değil mi? Ya aslında var ama biz bunu aşabiliriz. Nasıl yani aşacağız? Şiddetini hafifletebiliyoruz. Bu da işte hasat sonu uygulamalarla oluyor. Çok şöyle önemsediğim için aslında şöyle oradan yapalım. Başlayalım. Evet, oradan başlayalım istiyorum ben. Çünkü bizim genel olarak yetiştiricilikte yaptığımız bir şey var meyvecilikte. Ürünü aldıktan sonra arkamız dönüp gidip bir sonraki sene aynı verimi bekliyoruz. Bu bizim yaptığımız yanlışlardan kesinlikle birisi. Doğru. Yok yılı da buradan kaynaklanan kesinlikle bir uygulama. Evet. Zeytin aslında bizim asırlık dostumuz, özgürlüğün, bereketin, barışın simgesi olan bir ağaç. Buna da aynı vefasızlığı yaptığımız zamanlarda tabii ki yok yılıyla bize geri dönüş yapıyor ve maddi olarak da ertesi yıl üreticilerimizi sarsıyor. Nasıl kırdık? Hemen buradan başlayalım o zaman. Şimdi şöyle anlatayım. Hasat bittikten sonra meyvecilikte özellikle genel bir kanı var çiftçilerimizde. Hasatı meyveyi aldık nasıl olsa taban gübresi uygulamasına kadar hiçbir bakım işlemi yapılmıyordu. Son zamanlarda işte firmacıların özellikle bakanlığın çalışmaları da var bu konuda tabii. Bunu bir nebze olsun aşabildik. Yani bu hasat sonu uygulamalarını artık çiftçilerimiz yapıyorlar. Kimisi bilinçli yapıyor, kimisi bilmeden yapıyor, neden yaptığını bilmeden yapıyor. Ama sonuçta bu yavaş yavaş aşılmaya başlandı.
Bu uygulamalar mutlaka yapılması gerekiyor. Çok önemli bir konu çünkü. Neden bu uygulamaları yapıyoruz onu bahsedeyim. Zeytin konumuz olduğu için zeytinde bu neden çok önemli. Gidelim, ona evet. Anlatayım size. Şimdi hasatı yaptık. Aslında hasat sonrası ağacımız çok yorgun ve sıkıntılı bir döneme giriyor. Nasıl insanlarda bir doğum sonrası, bayanlarda bir yorgunluk, bir stres durumu oluyorsa ağaçlarda, meyvelerde de aynısı. Yani bitkilerde de bu gerçekleşiyor. Bir nevi doğum gibi düşünelim bu olayı, hasat olayını. Ağacımızı o stresin üzerinden almak, kışa hazırlamak, bir sonraki yılın meyve gözlerini oluşturabilmek için ona direnç vermemiz gerekiyor. Bir nevi gübrelerle, uygulamalarla bir ağacımıza rezidü bitki besin maddesi depolamasını sağlamamız gerekiyor ki kışı sağlıklı geçirsin. Uyanma döneminden sonra kullanacağı ilk enerjiyi oradan alarak ağaç şeyini faaliyetini sürdürsün. Değil mi? Bu dönemde zaten meyve yattığı dönemde ağaç topraktan fazlasıyla toparlıyor, alıyor bitki besin elementlerini. Ve o bölgede çok fazla da bir kullanabileceği, bir sonraki sezon için kullanabileceği mineral madde kalmıyor. Bu dönemde bizim takviye yapmamız gerekiyor doğru anladıysam. Takviye yapmamız gerekiyor. Yani çok çiftçi, dediğim gibi çiftçilerimiz bunu düşünce olarak şöyle yapıyorlardı da daha önceleri. Hasat bitti, nasıl olsa masraf yapmayalım ya da ürün para yapmıyorsa zaten bu tür masraflardan evet, kaçınıyorlar. Var. O da var. Belki o konuda haklı olabilirler ama şunu şöyle düşünmek lazım. Biz ürünümüzü, hasatını yaptık veya ürün olmadı ama bir şekilde bir sonraki yıl düşünmemiz gerekiyor. Onun için de bu uygulamaları yaparak özellikle sürgün yaptırmak, meyve gözlerinin oluşumuna yardımcı olmak çok önemli oluyor. Bir sonraki yılın verimini, işte yaprak oluşumunu, meyve gözü oluşumunu sağlamamız gerekiyor. Bu uygulamalar buna faydalı oluyor. Yani arkamız dönüp gitmemeliyiz yani değil mi kısacası? Evet. Bir anda arkamız dönüp biz ürünümüzü aldık, alacağımızı aldık. Bir de ben şuna katılmıyorum. Ürün para yapmıyor diyoruz ya. Evet. Kaliteli ürünün her zaman alıcısı farklı evet, oluyor evet, değil mi aslında? Evet. Şimdi biz zeytini görüyoruz yani dallar maşallah var buranın, evet. Bahçenin. Şimdi bu ürünün alıcısı çok farklı. Ama kalite kalite tabii yok yılından çıkmış dediğimiz gerekli uygulamaları yapılmamış zeytin alıcısı çok daha farklı. Fiyatlar da buna göre değişiyor. Tabii yani kalite fiyatta belirleyici bir etmen. Kesinlikle. Peki o zaman şöyle yapalım. Hasattan sonra yapmamız gereken uygulamalarla hemen hızlıca bir başlayalım. Hangi maddelerle destek vermemiz gerekiyor bizim ağacımıza? Evet. Şimdi genel olarak yapılan uygulama şu şekilde. Yapraktan çiftçilerimiz hasat sonrası borçink uygulaması yaparak dönemi kapatıyorlar. Yani aslında doğru bir uygulama. Ancak ben burada bir şey daha tavsiye etmek istiyorum. Bu uygulamayı borçinko ile bırakmayalım. İçerisinde borçinko yüksek oranda içerse tamam. Ama yine NPK dediğimiz azot, fosfor ve potasyumu içeren bir mix karışım koyalım. Bu uygulama tankına. Ayrıca yapabilirsek ağacın yaşına göre değişmekle birlikte ortalama 500 gram maksimum yine ağacın yaprak iz düşümüne gömerek bir uygulama yapabiliriz. Yani kök gübresi de uygulamamız gerekiyor. Uyandığı dönemde ilk enerjiyi verecek uygulama olacak o çünkü. Peki çok mu gerçekten strese sokuyoruz biz ağaçlarımızı hasat sonrasında ve bu uygulamayı yapmazsak biraz karşılaştırarak devam edelim. Yapan ve yapmayan bahçeleri geziyorsunuz çünkü. Ve yapmayan bahçelerin de yapmaları gerektiğini anlatıyorsunuz devamlı olarak. Evet. Yapmayanlarla durumu biraz kıyaslar mısınız peki? Şimdi uygulamalar bize neyi veriyordu? Meyve gözü oluşumuna. Çünkü meyvelerde zeytin de bir meyvedir bildiğimiz gibi. Evet. Meyvelerde bu meyve göz oluşumuna bir yıl önce kararıyor ağaçlar. Bir yıl önce karar, bir anda yani. Karar vermiyor. Yani meyve gözü mü, dal gözü mü, yaprak gözü mü yapacağına bir yıl önce karar veriyor. Bu uygulamayı yaparak biz meyve gözü oluşumuna, sağlıklı meyve gözü oluşumuna teşvik ediyoruz bir şekilde. Bu bakımdan önemli. Yani borçik uygulaması. Evet. Ağacın meyve gözünün sağlıklı ve kışı sağlam geçirmesine yardımcı oluyor. Peki sizin daha önceki programda da söylediğiniz bir şey vardı. Biz çiçeklenmeyi nasıl artırabiliriz? Artan çiçeklerin ne kadarının dökülüp ne kadarının dökülmeyeceğini belirleyebiliriz. Bunun belli bir oran söylemiştiniz. Bu kadar bile artırsak kâra geçer demiştiniz üretici. Bu da çok önemli bir konuyu tekrar vurgulamak isteyeceğim buraya. Tabii önemli bir konu şöyle.
bahsettiğimiz konu şuydu. Bir olgun bir, tam verimde olan bir zeytin ağacı açtığı çiçekten çok azını meyveye dönüştürebiliyor. Doğası yapısı tabii. Evet. Yani her çiçek meyveye dönüşmüyor. Gücü yetmiyor ortalama ağacı bu da, zaten. Tabii, ortalama bu da %2'ye denk geliyor. Yani hesapladığımız zaman 1 milyondan fazla çiçek açtığını varsayalım. Ortalama iyi bahçelerde 50 kilo verim aldığımızı da bildiğimiz için Türkiye ortalaması bu 25'tir. %25 kilodur ama iyi bahçelerde normalde şortlarda bizim bu bölgelerde 50 kiloya kadar alabiliyoruz. Geçebiliyoruz da hatta. Ortalama %2'ye denk geliyor. Biz bu çiçek tutumunu, meyveye dönüşümü %1 arttırabilirsek bu ne demek oluyor? %50 verim artışına denk geliyor. Yani 75 kiloya çıkarma gibi bir durum söz konusu. Tabii iyi beslemeyle bu zeytin iriliğini de sağlayabilirsek 75 kilo çiftçimizin yüzünü bir hayli güldürecek bir rakam. Türkiye şartlarına göre baktığımızda 3 katı aslında, değil mi? Bizim ortalama 25 gibi tabii, rakamlarda. Türkiye ortalaması 25 kilodur. Yani bölgesi olarak değişir. Zeytin üretim alanlarını düşündüğümüzde işte kuzeybatıda işte bölgesi olarak yetişmekte Akdeniz'e kadar olan şeritte komple zeytin yetişiyor. Evet. Yani bizim işte Marmara bölgesinden tutun Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi komple zeytin yetiştirilebilen, zeytin tarımı yapılan uygun şartların olduğu bir alanlar. Bu alanların ortalaması 25 kilodur Türkiye'de. Evet. Ve çok oldukça düşük aslında. Evet, ciddi anlamda düşük. Çok yani bakım yapmadığımız için, arkamız dönüp gittiğimiz için ağaçlarımıza karşılaştığımız sorunlardan birisi. Bir potansiyel var. Aslında normalde baktığımızda verim olarak doğru bakılmış bir ağacın dediğimiz gibi 50 kilogram civarlarında vermesi gerekiyor. 75'e çıkarılabiliyor ek uygulamalarla. Tabii. İşte bunu yapmayıp 50'lik bir potansiyel varken biz 25'te kalıyoruz. Ondan sonra neden bizim ürünlerimiz işte yeterli seviyede değil, yeterli düzeyde değiliz. İşte eskiden kendi kendimize yetebiliyorduk. Şimdi öyle değiliz gibi konuşmalar gerçekleşiyor. Biz bakım yapmadığımız için, biz ağacın istediklerini vermediğimiz için diyoruz. Şimdi hemen hasat sonrası kısmı tekrar dönmek istiyorum. Hasat sonrası yapılan bu bor, çinko ve NPK'lı uygulamadan bahsettik. Bu ağacı kuvvetli bulundurmamız için ve yeniden meyve gözlerini oluşturabilmemiz, çiçek gözlerini oluşturabilmemiz için dedik. Bunların uygulama zamanına baktığımızda hasattan sonra ne kadarlık bir sürede biz uygulama yapmalıyız ve hani alıştığımız o hani hasatı gittim olayından sonra yaptığımız uygulamadan sonra biz ne zaman dönüp gidebiliriz bahçemizden? Tabii iklim şartları da burada önemli. Zaten hasat biliyorsunuz. Şöyle anlatayım, daha doğrusu hasat oldukça uzun bir periyot zeytinde. Hasat kışa denk getirirseniz uygulama yapma şansınız azalıyor bir şekilde. Doğru zamanı ne o zaman? Dolayı. Öyle soralım. Yani örneğin bu bahçemizin hasatı 10 gün sonra bittiyse hemen uygulamayı yapabiliriz. Yani birkaç gün ara vererek o uygulamayı yapabiliriz. Yapraktan bor çinko uygulamasını yapabiliriz. Bor çinko bir anda yapıyoruz. İkisini birlikte mi yapıyoruz? Bor çinko artı azot, fosfor, potasyum içeren. Özellikle potasyum burada çok önemli. Mix atacağız. Doğru. Evet, bir karışım kombi tarzı bir ürün koyarak yaprak uygulamasını yapabiliriz. Alttan da uygulama dediğim gibi 500 gram kadar kök gübresi gömersek bu mevsim için söylüyorum. Uygundur. Bunun sonrasında yapmamız gereken bir işlem kalıyor mu bizim hasat sonrasında? Yoksa bahçenin artık kendi haline bırakıp bir sonraki sezonu mu bekliyoruz? Tabii ondan sonra işte ilaç uygulamalarımız varsa onları geciktirmeden hasat sonrası mutlaka yapıyoruz. Ve kış dönemine, uyku dönemine giriyor ay zaten. Bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Tekrar bir işlem yapmamıza gerek kalmıyor. Çok kısa bir süre aslında, çok kısa bir bakım işlemi yapacağız biz. Evet. Ama işte dediğimiz gibi ölü döneme girdiğini, nasılsa bir, o attıkları ilacın bir işe yaramayacağını düşünüyor bizim çiftçimiz. Bu bahçe grubu ürünler içinde olsun, tarla grubu ürünler içinde olsun, bu hep geçerli aslında değil mi baktığımızda? Bir koruyucu ilaçlama vardır mesela bizim yaptığımız. Evet. Koruyucu ilaçlamanın da boşa gittiğini düşünür bizim çiftçimiz. Evet. O anda çünkü ani gördüğü bir şey yok. Ama hastalık geldiğinde ne gibi sıkıntılarla karşılaşacak, bunun da bilincine varmıyor. Bizler de inşallah işte örnek bahçeleri, örnek arazileri göstererek, işlemlerin tamamı yapılmış arazileri göstererek, verimdeki kaliteyi göstererek onlara biraz yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Sizlerin de aracılığınızla, çünkü kesinlikle, tecrübeniz çok önemli size. Şimdi bu bahçeyi görüyoruz. Şimdi biz bu bahçeden yan tarafta hemen fazla uzak değil, birinci bahçeyi de çekeceğiz inşallah. Evet. Yani bu festivalde birinci olan bahçeyi de çekeceğiz, göreceksiniz. Bu özellikle bu bahçeden niçin önemli? 2 yıl üst üste ikinci festivalde ikinci seçilen, ki bu bu seçimi, daha doğrusu bu ikinciyi belirleyen kurum
Tarım İlçe Müdürlüğü olsun, Yalova Araştırma Enstitüsü olsun. Yani ciddi kurumların ortak karar vererek belirlendiği. Bilimsel kurumlar bunlar. Tabii, bilimsel yani bilimsel araştırmalar yapan kurumlar. Sadece meyve işte miktarına bakılarak ya da meyve evine bakılmıyor. Arazideki ot durumundan tutun birçok kriteri göz önüne bulundurarak bu belirlemeyi yapıyorlar. Burada şu çok önemli, yani hasat sonrası uygulamanın ne kadar önemli olduğunu, işte bu periziteyi açtığımız, yani var yılı yok yılını açtığımızı gösteren bir bahçe. Dedik ya 1 milyon çiçek açıyor. Evet. Bunun işte %2'si verime dönüşüyor. Yani böyle bir oran varken, %2'lik tutma oranı varken periyozite yaşatmak ya da periyozitenin şiddetinin yüksek olmasını sağlamak tamamen bakımla alakası olan bir şey. Yani iyi bakarsak biz bu periyoziteyi şiddetini daha düşürebilir, daha fazla meyve tutumu sağlayabiliriz. Daha sonraki bitki besin uygulamalarımızla işte iklim şartları da uygun olacak tabii ki. Suyumuz olacak, yani su olmadan hiçbir şey olmuyor. Zeytinimiz bu hale gelebiliyor. Bakarsan yani bağ olur, üst bakmazsan dağ olurun uygulamasını görüyoruz. Yani evet. Burada üst üste 2 yıl ödül aldığına göre, dereceye girebildiğine göre bu bahçe ürün vermiş. Verdiği ürün de kayda değer bir ürün diyoruz. Çünkü bunlar da bilimsel kurullar tarafından tasdiklenmiş, onaylanmış, yani ödül almış çok artık. Önemli. Neden? Çiftçilerimiz özellikle dinliyorlarsa. Yani şu çok önemli. Yani var yılı yok yılı diye bakım yapmıyorlar ya. Veya işte bir kış şartlarından dolayı işte gözler zarar görüyor veya çiçek dökümü oluyor. Bir şekilde zeytin olmuyor veya yaprak dökümü oluyor. Evet. İşte hastalıklardan veya başka kış etmenlerinden dolayı. Çiftçimiz bu kez bakımı bırakıyor. Çünkü meyve alamayacağını düşünüyor, evet. Bakımı bırakıyor. Halbuki alacak. Nasılsa alamayacağım, masraf yapmayayım diyor. Ama bir sonraki yıl düşünmüyor. İşte bu bahçe buna çok güzel bir örnek. Yani bu bahçenin durumuna baksınlar. 2 sene üst üste ki bölgede arkadaşımızı tanıyan çok insan vardır. 2 yıl üst üste bahçenin verim vermesi ve kaliteli meyve vermesi periyozite şiddetini azaltabildiğimizi gösteriyor. Yani gerçekten çok güzel bir örnek. Yani kesinlikle. Ben kendim yani 16 yıldır bu sektörün içindeyim özellikle. İlk defa karşılaşıyorum böyle bir şeyle. Yani 2 yıl üst üste dereceye giren arkadaşımızla ilk kez karşılaşıyorum. Bunu da göstermek istedik. Çok güzel oldu yani. Evet, dilerseniz buna İsmail Bey'e ben söz vereceğim biraz da. Bahçeyi anlatmasını isteyeceğim. Size de sonra birinci olan bahçede devam edeceğiz o zaman İnşallah. Programımıza. Abi, ufak bir ara İsmail Bey'i davet ediyoruz o zaman. Değerli izleyenler, 37. Orhan Gazi Zeytin Festivali'nde ikinci olan bahçenin sahibiyle İsmail Demirci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizden biraz bahçenin geçmişini öğrenmek istiyorum öncelikle. Çünkü kayda değer bir bahçenin içerisindeyiz. Bu da tescillenmiş, onaylanmış, hatta ödül almış bir bahçe. Bahçenin geçmişinden başlayalım, hızlıca bir özetleyelim. Neler yaptınız bu ikinci yılınızda, 2 yıl üst üste ödülü nasıl aldınız? Hangi bakım işlemlerini yaptınız? Onları soracağım size. Daha önce burası bakımsız bir bahçeydi. Biz devralınca bakımlarını daha iyi yapmak şartıyla bilinçli bakım yaptık biz. Mühendisimizle beraber. Kaç yıldır sizde bahçe diyeyim o zaman, hemen öyle başlayalım. 5 yıldır. 5. yılı sizdeki. 5 yıldır düzenli bakım yapıyorsunuz ve 5. yılın emeğini artık son 2 yıldır ödüllerle alıyorsunuz. Bir kere de hemen olmuyor zaten. Ki zeytini küstürdüğümüz zaman en az 3 sene falan mahsul alamıyoruz. Evet, şimdi bakımlarını iyi yaptığımız zaman. Evet, bakımları iyi yapmamız tabii gerekiyor. Çok iyi yapmamız lazım. Peki şunu soracağım size. Şimdi Dursun Bey'le de bahsettik. Bizim zeytin çiftçilerimiz arkasını dönüp giden çiftçilerdir genelde. Zeytine gelirler, toplarlar, sonra arkasını dönüp giderler. Peki siz bu bilinçle nasıl tanıştınız mı diyeyim, nasıl sorayım bunu da çok da bilemedim ama nasıl karar verdiniz bu uygulamaları yapmaya? Yani yok yılanı düşünmeyip uygulama yaptınız ve bunu kırdınız. Evet. Nasıl başladınız? Bu yola nasıl çıktınız? Daha önce de bu işi yapıyorduk. Biliyoruz da ki tabii ki bütün meyveler de öyledir de zeytin ağacı özellikle. Biz zeytini bitirdiğimiz zaman bırakmıyoruz. Gübrelemesini yapıyoruz, kışlık bakımını yapıyoruz. Ama herkes yapmıyor onu. Evet. Biz bilinçli yapıyoruz. Gübre, kışlık bakımını yapıyoruz. Ondan sonra tabii ki
bırakıyoruz. Ondan sonra yine devam ediyoruz. Yaklaşık 13-14 kere ilaç atıyoruz biz. Oh, ciddi tabii. Derecede koruyucu ilaçlamaları da yapıyorsunuz yani. Şey var. Koruyucu ilaçlarımız da var. Yani mühendisten, mühendis olmadan olmaz zaten. Evet, danışmanlık tabii almanız gerekiyor. Teknik bilgi sonuçta. Mühendis olmadan kesinlikle mahsul alamıyoruz. Evet, pratikteki uygulamanız var. Evet, pratikteki uygulamanız var ama teknik bilgiye de ihtiyacımız var diyoruz canım, bu anlamda. Var, peki yaptığınız işlemleri şöyle kısaca bir özetlemenizi istersem, hasattan sonra hemen Dursun Bey de anlattı ama sizden de bir daha duymak istiyorum çiftçilerimiz çünkü üreticinin gözünden olan kısmı da değerlendiriyorlar. Yaptığınız uygulamaları hızlıca biraz anlatalım. Hangi uygulamayla başladınız? Ve bunun maliyetlerini konuşalım biraz da. Attığınız ilaçla elde ettiğiniz ürün birbirini karşılıyor mu? Sizi mutlu ediyor mu? Şimdi baştan başlıyoruz. Mahsul bittikten sonra gübremize başlıyoruz. 3 kalite gübremiz var. 3 kalite gübremiz var. 3 kalite gübreyi attıktan sonra kışlık bakımız bordo bulamacı atıyoruz. Ondan sonra gerisi geliyor zaten. Yine yazlık bakımlarımız var. Bu şekilde devam ediyor işte mahsule kadar. Çiçek döneminde 3 kere atıyoruz. 3-4 kere oluyor bazen. Gelip bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Kurt yemesin. Kurt yedim zaten gidiyor. Alamıyoruz. Evet, zeytinde. Ondan sonra yine devam ediyor. 4 karışım, 5 karışım birden atıyoruz biz. Bir karışım atmıyoruz. Bazen 6 oluyor, 7 oluyor. Peki bunların maliyetleri nasıl şu anda size? Maliyetleri biz normal atıyoruz. Çok pahalı ilaç atamıyoruz. Normalinden gidiyoruz artık. Ama işi görüyor bizi, ama. Tabii canım görüyor. Belli zaten ağaçlarımız çok güzel. Mahsul alıyoruz her sene. Evet, maşallah diyelim onlara yani, da. Maşallah diyelim. Kıyaslarsak peki şimdi yaptığınız ilaçlama ve bitki besleme ürünlerinin giderleri hasat sonrasında size nasıl geri dönüyor? Yani bu giderlerle gelirleri karşılaştırırsanız nasıl yorumlarsınız? Herkese tavsiye eder misiniz bu uygulamaları? Tabii canım herkese ediyoruz ya. Herkes aynı bizim yaptığımız şekilde yaparsa her sene mahsul alır. Kar eder yani. Şimdi bakmadığı zaman hepten zarar ediyorsun. Evet. Ama bakım yaptığın zaman mahsul alıyorsun ve para da kazanıyorsun. Kesin kazanıyorsun. Bakmadığın zaman hep zarar. Evet. Bu şekilde kazanabiliyoruz. Peki o zaman ben sizi tebrik ediyorum tekrar aldığınız ödül ve baktığınız, yaptığınız üretim açısından çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler biz ikinci bahçeye geçiyoruz. İkinci bahçe ama birincilik ödülü alan bahçe. Orada devam edeceğiz programımıza. Evet değerli izleyenler şimdi 37. Orhan Gazi Zeytin Festivali'nde birincilik ödülünü alan bahçenin sahibi Fevzi Türe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Biraz öncelikle ben festivalle ilgili yorumlarınızı almak istiyorum. Birincilik ödülünü aldınız, neler yaptınız ve bu hani verilen takdir diyelim size neler hissettirdi? Öyle başlayalım. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hasat sonrası uygulamalarımızı yaparak ve daha sonra borçunk uygulamalarımızı yaparak ve tarlamızda her türlü ziraatçı arkadaşlarımızdan bilgilerimizi bizden eksik etmedikleri için onlara teşekkür ediyorum. Öncelikle Toprak Tarım Muammer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın Gemlik Zeytini, Orhan Gazi'mizin zeytinini tanıtması açısından çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Çok memnunuz. Daha iyi pazarlar bulunsa ürünümüzün daha iyi bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Evet, burada yapılan verilen ödül aslında bilimsel çalışmaların sonucunda verilen ödül. Yani bu bahçeye geldiler. Bahçenin hani kaşına gözüne bakıp da vermiyorlar aslında ödülü değil mi? Belirli kriterleri var işte. Damlama sulama sistemleri var mı? Bahçe düzeni nasıl? İşte zeytinlerin değerlerine bakılıyor, ağaçların genel olarak verimleri hesaplanıyor. Bunlar için ne kadarlık bir süreç geçirdiniz? Yani gelip bahçede incelemeler yapıldı muhtemelen. Evet, yapıldı. Bu sürede neler hissettiniz? Yani yaptığınız işlemler size maddi olarak tabii ki hasatta memnun ediyor ama bu aldığınız ödül de ayrıca bir mutluluk yarattı mı sizde? Evet, mutluluk yarattı. Daha bundan sonra da daha azimle, daha güzel bir şekilde bizi destekledi bu şekilde yapılan çalışmalar. Memnun olduk.
çok teşekkür ediyoruz. Yani bu çalışmaları yapanlardan, festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, peki o zaman şöyle devam edelim. Şimdi hasat yapılıyor bahçenizde. Evet. Bu hasat ne kadar sürecek ve bu hasat biter bitmez nereye yapacaksınız? Evet, hasat yaklaşık 30 ila 40 gün sürecek. Daha sonra işlemlerimiz erken eğer şey olursa içkelleri temizleniyor ağaçlarımızın. Daha sonra budama işlemleri başlıyor. Gübreleme işlemleri, gübreleme, azot gübrelemesi, fosfor, potas gübrelemelerimizi devam ediyoruz. Evet, öncelikle klasik gübrelemenizi yapıyorsunuz. Evet. Bunun haricinde tabii yapraktan da yapacağınız uygulamalar var. Bor uygulamamız, hasat sonrası uygulamamızda bor uygulamamız, çink uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Evet, bunlar da size yıl sonunda baktığınızda verim olarak dönüyor tabii ki. Evet, tabii bunların hepsi peki şey midir? Sizin eskiden kalma alışkanlığınız olarak mı yapıyorsunuz yoksa aldığınız teknik danışmanlık sonucunda mı? Teknik danışmanlık sonucunda bunları. Önceden kültürel yöntemlerle yapıyorduk. Ne yapıyordunuz dededen mesela kalma, önceden? Babadan kalma. Toprağa sürüyorduk. Aynı önceden tabii teknolojik gelişmeler yoktu bu şekilde. Yaprak gübreleri veyahut işte gübrelerin bu kadar başarılı sonuç elde edilemiyordu. Hep sürekli 18-46 gibi değişik yani kalıplaşmış şeyler vardı. Bundan sonra tabii yenilikler arttı. Ağaçlarda var yılı yok yılı tabii afetler olmadığı sürece daha aza iniyor. Evet. Sürgünlerimiz daha çok oluyor ve bu da seneye kendini hazırlıyor. Bu şekilde olunca üreticinin de yüzü gülüyor yani. Evet, maddi olarak da yıl sonuna baktığımızda da değil mi hasat dönemine geldiğinde kaliteli bir ürün de yetiştirdiğiniz için dönüş de size ona göre oluyor. Tabii ki. O zaman biz de size tekrar bol bereketli kazançlar dileyelim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim biz de size yaptığınız bakım işlemleri için. Türk tarımına olan artınızdan dolayı biz de size tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, biz Dursun Karakuş'la birlikte devam edeceğiz programımıza. Değerli izleyenler, Dursun Karakuş'la devam ediyoruz. Zeytini konuşmaya, zeytindeki hasatı ve hasat sonrası yapılan işlemleri. Aslında hasat sonrası işlemlerden bahsettik. En son bahsetmemiz gereken konuydu ama en önemli konu olduğu için biraz başa taşıdık. Örnekte bir yerdeydik. Periyoziteyi kırmış bir bahçedeydik çünkü. 2 yıl üst üste ikincilik ödülü almış bir bahçedeydik. Orada onu vurgulamamız gerekiyordu. Şimdi birincilik ödülünü alan bahçedeyiz. Çiftçimizin gözünden yorumlarını aldık. Sizle devam edelim isterseniz. Zeytinde hasat kriterlerinden başlayalım mı o zaman? İçinde bulunduğumuz dönem hasat dönemi şu anda bu bölge için. Genel olarak Orhan Gazi geneline baktığımızda hasat sezonu nasıl, ne zaman başlar, ne zaman biter bu bölgelerde? Şimdi tabii yani iklimsel koşullar buna bir etken oluyor zamanlamada. Ayrıca üretim yapma amacımız bu kriterleri, daha doğrusu hasat zamanını belirleyen kriterler arasında. Ama dönemsel olarak kısaca bahsedersek, Ekim ortasından sonra, daha doğrusu sonuna doğru başlar. Kimi zaman Şubat aylarını, yine iklime bağlı olarak Şubat aylarını bulan zaman diliminde geniş bir zaman yelpazesinde hasat işlemi sürüyor. Peki şimdi bu ödüllerin verildiği dönemde hasat dönemine denk geldi. Bahçeler, ödüllü bahçeler, gezdiğimiz bahçeler. Sizin de biraz yorumlarınızı alalım, ondan sonra kriterlere başlayalım. Çünkü bahsettiğiniz şey vardı, amaç vardı. Amaca yönelik hasat zamanı dedik. Evet. Şimdi önce bahçe yorumlarınızı alayım. Şimdi içinde bulunduğumuz bahçelerde hangi koşullara bakılarak ödüller verildi? Hasat zamanının da etkisi var bunda tabii ki doğal olarak. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu bahçeleri? Tabii zaten yani ana kriterden birisi meyve kalitesi. Evet. Meyvenin işte hem kaliteli hem kilo olarak hani kalite azdır ama kilo fazladır, işe yaramaz. Evet. Kalite vardır ama kilo azdır, yine şey yapmaz yani kriterlerde birinciliği seçtirecek bir kriter değildir. Bunların hepsine bakılıyor. Yani hem kilogram ne kadar hasat edildi bir şeyden, dönümden, meyve iriliği, meyve kalitesi genel anlamda. Bunun dışında sulama şekli, bahçenin yapısı, ot durumu gibi ana başlıklar halinde söyleyebilirsek bunlara bakılıyor. Bu bahçe sürünmemiş sanıyorum, değil mi? Devamlı. Şimdi
Şöyle bir şey söyleyeyim. Burada damlama sulama sistemi olduğu için yabancı ot çıkışı da suyun olduğu yerlerde genelde güneşi gören alanlarda oluyor. Şimdi ağaçlarımızın baktığımız zaman orta yaşta bir ağaçlar, kimisi daha yaşlı 25-30 yıllık ağaçlar da var. Genç ağaçlarımız da var. Yani gençten esinme bulaması da yapılmış. Bu bahçede suyun değdiği yerlerde özellikle otlanma olmuş. Damlama sulamanın avantajı işte. İkinci olan bahçemizle birinci olan bahçemizi ayırt eden bir fark. Orada damlama sulama sistemi yok. Orada salma sulama sistemiyle sulama yapılıyor. Her yer ot o yüzden değil mi bir de? Tabii tabii. Bütün alan gördüğünüz gibi ot olmuştu. Evet. Suyun değdiği her yerden güneşi de görünce ot çıkmış. Ama burada müthiş bir görüntü var. Evet. Gerçekte. Yani her çiftçimizin özenmesi gereken bir bahçe diye düşünüyorum. Evet, zeytin üretimi yapan çiftçilerimizin gerçekten sahip olması gereken ideal bahçe örneklerinden birisi burası gerçekten. Kriterlere de bakıldığında zaten değerlendirmeler sonucunda da zaten birincilik ödülünü de hak ederek almış bir bahçe. Biz de gelip görmek, izleyicilerimize tabii, bu yani bahçeyi örnek göstermek istedik. Bahçenin genel durumu çok görüntü olarak güzel. Evet. Meyve durumu da çok meyve güzel. Durumu da yani aynı şekilde. Meyvenin hani hem iriliği hem tonajı da gerçekten güzel. Tabii arkadaşımız çok bilinçli bir üretici. Dikkat ettiğimiz üzere bütün uygulamalarını zamanında doğru şekilde tabii mühendis arkadaşlarımızın teknik danışmanlık çok önemli satış burada. Satış yapan arkadaşlarımızın yönlendirmesi teknik olarak her bahçeye bakımı uygun olduğu olmuş. O anlamda kaliteli bir üretim yapılmış. Burada hasat sonrası uygulamasının olduğunu da zaten kendisi de bahsetti. Çok önemli bir kriter arasında bu da var. Yani bahsettiğimiz konuların hepsini doğrulayan bir bahçe diyebiliriz. Evet, teknik bilgi çok önemli. Evet. Özellikle ziraat mühendisi gözünden bunu yorumlamak istiyorum ben. Siz de aynı şekilde katılacaksınız görüşlerime. Tabii ki işin aileden görüp, çocukluktan beri bahçenin içerisinde büyüyüp nasıl yapıldığını bilmek çok önemli. Uygulama anlamında çok iyi oluyor bu. Uygulayıcı olarak çok önemli. Ama teknik bilgi olarak. Şimdi uygulayıcı olarak çok önemli tabii ki. Ama şu da var, yani artık iklimler değişti. Tarım yapmak gerçekten kolay değil. O 20 yıl önce gördüğümüz sistem yok artık. Yani, hem iklim yok hem de ürünler yani, aynı ürünler değil. Çiftçi diyor ki bize çoğu zaman ya bu kadar ilaç atmazdık işte, bu kadar gübre atmadık olurdu. İşte ilacı atardık havadaki kuş yere düşerdi, etkilerdi falan filan. Şimdiki zehirler işe yaramıyor gibi bir takım yorumlar da yaparlar. Bunlar şunu gösteriyor, yani her şeyin bir doğal dengesi vardı. Bu dengede bozulduğu için bu koşullar altında uygulama yapmadan, teknik uygulama yapmadan, bir mühendis yardım olmadan veya işte ilaçları, gübredir bunları kullanmadan verimli bir tarım yapmak mümkün değil. Evet, teknik bilgi çok önemli. Sürekli olarak dediğimiz gibi dengeler değişiyor, küresel ısınma var, iklim anormalleşti artık zaten. Hiçbir şey artık zamanında yaşamıyoruz. İlaçlar gerek hastalık ve zararlı bakımından baktığımızda artık belli bir direnç kazandı bu hastalık ve zararlar. İlaçların işe yaramaması çok normal. İlaçlar spesifik oldukları için artık bir de hani direkt istediğimiz organizmaya etkili oluyorlar. Havadaki kuşun ölmemesi de bundandır aslında. Bizim çiftçimiz ne kadar teknik yani bunu bilmese de. Yani ilacın işe yaramadığından değil tabii ki. Evet, ilacın seçici olduğundan hatta. Yani zamanlama burada çok önemli. İşte ilacı uygulayacağımız zaman. Kesinlikle. Yani zamanda atmasan attığın ilaç istersen. Yani yumurta bıraktan atmamız gereken bir ilacı mesela. Yumurtayı bıraktıktan sonra zeytinde vuruk olduktan sonra atmamızın hiçbir anlamı yok. Kesinlikle. Zeytin vuruk olduktan sonra içine yumurta bırakıldıktan sonra atsak da atmasak da zaten o zeytin gitti. Yani boşa atmış oluyoruz. Bir kısmını kurtarmış oluyoruz. Evet, belli bir zararı olmuş olacak. Bu yeter ki ekonomik zarar eşiğimizin altında olsun. Bizim maddi olarak kaybı ulaştırmasın. Şimdi üretim amaca yönelik hasat dedik. Evet. Amaçlarımız neler bizim? Hangi ürünlere, hangi kısımlara yönelik yapıyoruz? Hasat dediğimiz zaman hasat hani geniş yelpazede yapıyoruz hasatı dedik. İşte Ekim sonu gibi başlayıp Kasım'ın ilk haftasından başlayın. Şubat'ı bulan aylar, Şubat ortasını bulan zaman diliminde geniş bir yelpazede hasat yapılıyor. Biz uygun zaman ne zaman bizim için? Bunu konuşalım. Uygun zaman dediğimiz gibi zeytin üretmekteki amacımız ne bizim? Sofralık zeytin mi üretiyoruz veya yağlık? Yağlık zeytin mi? Yağlık zeytin mi üretiyoruz? Burada bu hasat zamanı etkilen kriterlerden. Sofralık zeytinlerde de yine kendi içinde
ayrılıklar var. Bunlardan birincisi yeşil sofralık zeytin. Bir diğeri pembe sofralık dediğimiz çizik, pembe çizik zeytin. Artı son olarak da yine burada olduğu gibi siyah sofralık zeytinlerimiz. Evet. Bunlar belirliyor hasat zamanını. Tabii yeşil zeytin, yeşil sofralık yapacaksak hasat zamanı daha erken oluyor. Siyah sofralık da daha geç oluyor. Bunların peki hasat şekilleri de değişiyor mu? Yani hepsini aynı şekilde mesela arkamızda yapılan bir hasat değişiyor, var şu anda. Değişiyor. Onları isterseniz hasat şekillerinde zamanımız uygundur inşallah. Evet. Siz ayarlarsınız. Sevinirim. Şimdi yeşil sofralıkta zaman ayrı. Şeyde çizik pembe zeytinde de, ayrı. Pembe çizikte ayrı. Siyah sofralıkta ayrı. Yeşil zeytinde bu zamanı nasıl belirleyeceğiz? Evet. Onu konuşalım. İsterseniz hepsini tek tek. Yeşil sofralık zeytinde yeşil rengin sarıya dönüşmeye başladığı zaman ve zeytinimizin yumuşamaya başladığı dönem bizim için en uygun hasat dönemidir yeşil sofralık zeytin için. Evet. Pembe sofralık zeytin için, o çizik zeytin dediğimiz zeytin için hasat zamanı da rengin pembeye dönüşmeye başladığı zaman yeşilden artı, sarıya, sarıdan pembeye doğru tabii, dönüyor pembeye değil mi? Pembeye dönüyor. Pembeye dönüştüğü zaman ve et renginin de, zeytin et renginin de pembe rengini almış olması gerekiyor. Ete bakmaları gerekiyor tabii, yani. Tabii et rengi de alacak. Yani dış kabuk rengi tamam pembeleşir ama iç rengi hala açık renktir. O zaman biraz daha zamanını beklemek gerekiyor. Dış kabuk rengiyle iç rengin, et renginin dönüşmüş olması gerekiyor pembeye. Pembe zeytin için de en uygun dönem budur. O bizim çizik zeytin dediğimiz zeytin için. Yine siyah sofralık zeytinde de bu dönem ağacımızın üzerindeki zeytinlerin çeşidin gerektirdiği koyu rengini almış olması gerekiyor kabuk renginin. Çeşide uygun renk görmemiz gerekiyor. Çeşide özelliğini bilmemiz gerekiyor. O rengi. Yani her çeşitte bu farklı olabilir. Yani bazı çeşitlerde daha açık bir kararma, siyahlaşma olabilir. Kimisinde daha koyu bir kararma olabilir. Burada o koyu rengi, çeşide uygun rengi, koyu rengi almış olması gerekiyor. Ve meyve iç renginin de aynı kabuk rengi gibi o koyu rengini, çeşit özelliğini gerektiren koyu rengini almış olması gerekiyor. Siz de karşılaşmışsınızdır hatta. Zeytini kesip baktığınızda kabuk rengi dışı siyahtır, içi hala beyazdır. Bu daha olgunlaşmış, hasata gelmiş bir zeytin değildir. Onun için en uygun hasat zamanı bu zeytinler için, çeşitler için ayrı ayrı bunları söyleyebiliriz, bahsedebiliriz. Yağlıkta, yağlık zeytinlerde durum biraz daha farklı. Onlar yağlık zeytinlerde de en uygun hasat dönemi. Aslında bu değişir. Yani bu kriter şöyledir. Daha doğrusu amacımız, yağlıktaki amacımız da önemli. Yani müşteri portföyümüz, kime hitap edeceğimiz de önemli. Şöyle ki, genel olarak bölgemizde özellikle yağlıkta meyvede bütün ağaçların bütün üzerindeki bütün meyvelerin kararması gerekiyor. Ve yani çeşit özelindeki o siyahlığı almış olması gerekiyor. Artı meyve et renginde siyahlaşmış olması gerekiyor tamamen. İzleyicilerimizin için hasat zamanı. Merak ettiği bir şey var yalnız. Bu birkaç kere benim karşılaştığım soru oldu. Biraz da şehirdeki izleyicilerimizin sorduğu bir soru. Yağlık zeytinle sofralık zeytin aynı zeytin mi? Yani bu ağaçtakini bıraktığımızda hasat zamanı mı belirliyor zeytinin yağlık ya da sofralık olduğunu? Bizim gemlik tipi zeytinlerimiz var burada özellikle. Onlar tabii sofralık zeytin sofralık değerli. Yani değerli. Sofralıkta daha değerlidir. Çünkü şöyle düşünün, ortalama 1 kilo zeytinyağı elde etmek için 10 kilo zeytin. Sıkılması gerekiyor. Yani kaba tabirle. Şimdi sofralık bir zeytini yağlık olarak değerlendirmek biraz akıl dışı. Ama biz yapabiliyoruz. Hangi koşullarda yapabiliyoruz? Zeytinimiz irileşmemiştir.
dibe dökülmüştür, zarar görmüştür. Hasat sırasındaki yanlışlıklardan dolayı özellikle sırıkla hasatta mesela bu zararlanma oluyor. Bunları yağlık olarak değerlendirebiliyoruz. Sofralık özelliğini kaybeden zeytini değerlendirebiliyoruz. Ama esas amacımız burada tabii sofralık. Genelde Ege bölgesinde daha farklı bir çeşit, yağlık çeşitler yapılıyor. O bölgeler aslında bizim burada da tabii yağlar yapılıyor. Burada yağın kalitesini belirleyen etmenler o zamanlama aslında. Şöyle ki, zeytini erken hasat edebiliriz. Erken hasat ettiğimizde yağın kalitesi yükselecektir. Evet. Ama yağ azalacak. Yağ oranımız azalacaktır. Bunu ne kadar, işte dedim ya, en uygun zaman aslında burada şeydir. Dış renginin normal koyu rengini aldığı ve et renginin de koyulaştığı, zeytinin yumuşamaya başladığı dönem bizim için ortalamadır. Yani hem kalite yükselmiştir hem de yağ oranı artıyor. Çok düşmemiştir. Zaman ilerledikçe, örneğin Şubat aylarını bulduk, iklim şartları oldu. Biz hasat yapamadık. İklim şartları kötü gitti, hasat yapamadık ve mecburen Şubat aylarını bulduk diyelim. Bu zaman ne oluyor? Bu kez de kalite düşüyor. Miktar artıyor. Yağ oranımız artıyor. Yağ oranı artıyor. Yani yağ kalitesi azalıyor. Yağın kalitesi de hani dediğim gibi erken hasatta kalite artar, verim düşer. İşte müşteri portföyümüz de bizden bunu istiyorsa, kaliteli bir yağ istiyorsa erken hasat yapılması gerekiyor. Erken hasat yapabiliyoruz. Şu sezonda peki taze yapılan zeytinyağlarında Kasım Aralık aylarında aldığımızın yağ değeri daha mı iyi yani şu anda? Satın alacak kişiler tabii için daha söylersek iyi. Daha yani iyi. Şu kaliteli. Anda aldığımız zaman biraz daha iyi. Daha yüksek kalite zeytinyağı almış olurlar. Dikkat edin, ağaçlarımızın üzerindeki zeytinler tamamı kararmamış halde. Yani biz ne dedik? Ağaç en uygun zaman yağlıkta, ağaçların zeytinlerin tamamının kararmasını, iç ve dış et renginin de kararmış olması gerekiyor. Evet. Kaliteli yağdan biraz bahsedeyim. Evet. Hani kalite kriteri nedir burada? İçerisindeki o fenolik bileşiklerin fazla olması, işte antioksidan maddelerin yüksek olması. Evet. Bunlar yağın kalitesinin göstergesidir. Ne kadar geç hasat edersek bu oranlar o kadar düşüyor. Bu oranlar düştüğü zaman da kaliteli bir yağ olmuyor. Bir de dip zeytin dediğimiz bir olay vardır bizim. Rüzgarın etkisiyle veya tam olgunlaşmış bir dönemdedir. İklim koşullarıyla hasata girememişizdir. Bir şekilde yere dökülen dökülmüştür zeytinlerimiz. Çiftçilerimiz bu zeytinleri toplarlar. Yağ üretimi için kullanırlar. Ne kadar sofralık çeşidi olsa da bu ürünleri yağ üretimi için kullanırlar. Burada yağ kalitesi dediğimiz gibi yani olgunlaşma tam olduğu için ve yere döküldüğü için yerde işte toprak bulaşıkları bir takım bulaşıklardan dolayı yağ kalitesi düşmektedir. Ve asitik oranı yükselmektedir. Asit oranı yükselir yağ. Bu da kaliteyi düşüren bir sebeptir. Özellikle çiftçilerimiz hasattan sonra yağlık için işte zarar gören zeytinleri göndereceklerse bile ya da yağlık bir üretim yapıyorlarsa bile yere dökülen zeytinle hasat ettikleri işte gördüğümüz gibi örtülerin üzerinde hasat ettikleri zeytinleri kesinlikle ayrı göndermeleri gerekiyor. Yani ikisini aynı seleye koyup göndermesinler. İkisini ayrı ayrı çeksinler. Karışım yaptıklarında ortalama yağ oranı da kalite olarak düşecektir. Evet, peki şimdi bir de hasat şekillerine gelelim isterseniz, bahsedelim. Süremiz de daralıyor çünkü. Tamam. Hasat şekillerinde yani sofralık olarak değerlendireceğimizde çok farklı yapılıyor hasatı. Yağlık olarak da farklı yapılıyor. Farklı yapılıyor. Şimdi genellikle geleneksel olarak hasat yöntemleri kullanılmakta. Yani burada da görüyoruz çalışanlar elleriyle zeytini hasat ediyorlar. Çünkü zeytin değerli bir ürün. Bizim de geleneksel yöntemler içerisinde en benim önerdiğim, tavsiye ettiğim yöntem elle hasat. Evet. Ama bazı çiftçilerimiz özellikle işçi masraflarından kaçmak için, biraz daha az işçi kullanmak için bu uygulamaları sırıkla yapıyorlar. Evet. Yani geleneksel olarak yapılan yöntemlerden bahsedeyim. İşte dediğimiz gibi elle rüzgarın var, etkisiyle rüzgarla. Veya yere dökülen zeytinlerin toplanması şeklinde oluyor. Ve en çok kullanılan, genellikle %70, %60, %70 kullanılan işte elle hasat yapılabiliyor. Veya sırıkla dallara vurarak hasat yapılabiliyor. Üç yöntem de bizim bölgemizde yaygın ama dediğim gibi en uygunu elle hasat yöntemi.
Diğer bir yöntem de modern bir hasat yöntemleri. Bunlarda da makinalar kullanılmakta. Hafif veya ağır makinalar. Hafif makinalar işte bildiğimiz üzere elde veya omuzda taşınabilen, evet, asılabilen işte dal sarsıcılar, dal sarsıcılar veya pneumatik çırpıcılar, o taraklı çırpıcılar kullanılabiliyor. Ağır makinalarda da işte gövde kavrayıcı, sarsıcı ağır makinalar var. Ceviz bademde de kullanılan tabii, makineler. Tabii ana gövde bir de ana dal sarsıcılar vardır. Onlar da ana dalı sarsarak bu hasata imkan sunarlar. Yalnız burada hasat şeklini belirlerken de dediğim gibi önemli olan kriter nedir? Arazi yapımız. Evet. Bizim arazi yapımız düzse bu gövde sarsıcıları veya anadal sarsıcıları kullanabiliriz. Evet. Düz bir arazide ağaçlarımızın dikim aralıkları müsaitse bu uygulamaları yapabiliriz. Ama bizim bölge özellikle genelde bahçelerimiz engebeli arazilerde kurulu. Bu engebeden dolayı bu makinaları bu kullanma şansımız oldukça zayıf. Evet. Makinalı olarak orada yapabileceğimiz en etkili yöntem genelde böyle arazilerde bizim de yine bu omza asılan taraklı silkeleyici cihaz en uygun oluyor. Çırpıcılar en uygun oluyor. Çiftçilerimiz yeni bahçe kuracaklarsa bu mekanizasyonu göz ardı etmeden yeni bahçe kuracaklar ya da düz arazileri varsa bu gövde sarsıcı ve büyük arazilerde tarım yapacaklarsa özellikle buna dikkat etseler iyi olur. Çünkü bu mesafeler dediğim gibi makinenin kullanılmasında belirleyici bir kriter. Evet, bu bir de tabii şey var, bizim klasik ağaç yetiştiriciliğimizde bahsediyoruz burada. Bunun çok farklı bir şekli olarak da bodur zeytinler var. Farklı ülkemizde de ufak ufak başlandı artık bunların da İspanya usulü diyelim sık dikim bodur zeytincilik var. Bir taraftan da bur, onlar tabii çok farklı. Bunu bilen, denk gelen izleyicilerimiz de vardır. Onlar için farklı yöntemler kullanılıyor. Ama bizim klasik eski kültürümüzdeki zeytinlerle bahsettiğimizde yeni yapılacak bahçelerde, kurulacak bahçelerde yine bu dediğimiz gibi modern hasat sistemlerine uygun bahçe tesisleri yapılması gerekiyor. Budamasının da gövde şeklinde ona göre verilmesi gerekiyor. Tabii. Bir de önemli bir başlığımız var. Ürünlerin sevkiyatı dedik. Evet. Buradan da hemen biraz hızlıca bahsedelim isterseniz. Tamam. Şimdi hasat sonrasında özellikle eğer sırıkla hasat yapılıyorsa, sırıkla hasatta da işte çalışanlar dallara vurmak suretiyle bir titreşim yaratırlar ve olgunlaşmış zeytinlerin aşağı düşmesini sağlarlar. Bu aslında benim hiç önermediğim bir yöntem. Çünkü sırıkla hasatta dallara zarar verebiliyoruz. Zeytinin kendisine zarar verebiliyoruz. Zeytinin sofralık kalitesi düşüyor. Tabii birincisi. Kalitesi düşüyor. İşte sevkiyatta bu önemli oluyor. Yani bu tür yere dökülen veya zarar görmüş zeytinlerimizi kesinlikle ayrı olarak dediğimiz gibi ayrı ayrı serilerde göndermemiz gerekiyor değil mi? Buradan uzaklaşmamız gerekiyor. Mümkünse en kısa zamanda da yağ için fabrikaya gidip değerlendirmesi gerekiyor. Bölgemizde aslında bunu aşmış durumda. Şöyle ki hasatlarda genellikle seleler kullanılıyor. Bu zaten en uygun yöntemdir selelerle. Evet. Selelere doldurulup götürülmesi. Yağlık zeytinlerin en kısa zamanda yağ çekilmek üzere fabrikaya gönderilmesi gerekmekte. Fazla bekletmeyeceğiz çünkü işte zarar görmüş fermentasyona uğradığı için zeytin zarar görmüş veya işte bazı engebeli yerlerde özellikle çuvallara doğru kasayla mümkün olmadığı için daha zor olduğu için hasat çuvallara koyuyorlar çiftçilerimiz. Onları daha sonra uzaklaştırıyorlar ve bunları bir yığın halinde depoladıkları için ne oluyor? Fermentasyon oluyor ve yağın kalitesi düşüyor. Evet. Dikkat etmeleri gerekiyor yağlık yapacaklar buna, zaman o. Bir de bu çuvallarla yapılan özellikle bu engebeli alanlarda çuvallarda yapılıyor dedik ya. Çuvalla taşınacaksa ki mümkünse kasayla yapmak gerekiyor. Evet. Eğer çuvalla yapmak zorundaysak mümkün olduğu kadar işte
plastik çuvallar kullanılmamalı. Çünkü çok sık dokunduğu için, hava alma olayı olmadığı için de çuvalın içerisinde fermentasyon veya kızışmalar oluyor değil mi orada? Tabii kızışmalar oluyor, sıcaklık etkiliyor, bir şekilde bozulabiliyor. Bir de bunları üst üste koyuyorlar, bekletiyorlar falan. O zaman kalite kesinlikle düşüyor. Evet. Burada mümkün olduğu kadar ips çuvallar kullanılırsa daha nefes alma durumu olur. Evet. Fermentasyon olayı azalmış olur. Bir de dediğim gibi üst üste mümkün olduğu kadar istif yapmamamız gerekiyor. Evet. Peki Dursun Bey, ben çok teşekkür ediyorum o zaman. Daha konuşacak çok şeyimiz var aslında zeytinle ilgili. ama süremiz benim. Evet, süremiz kısıtlı maalesef. Bir başka programda devam edebiliriz. Umuyoruz ki zeytine tekrar. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Evet, değerli izleyenler, bahsettiğimiz gibi bolluğun, bereketin simgesi olan ve bizim asırlık dostumuz olan zeytini konuştuk. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyelim.